anne benim, babam nerede? Hep ellerin yüzü güldü. Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam.
nerede baba, nerede anne benim babam nerede? Babam nerede baba, nerede anne benim babam nerede? İşte örneği Hasan Ağa'nın kızı da bu tür simsarların kurbanı olmuştur. Dinleyelim. Kızım neler diyordu yarsan baba, sağ olsaydım o çekerdi hesaba. Duy babam, duy babam dur. Seni şikayet ediyor Allah, çünkü dinin öğretmedin sen baba. Öğretmedin sen babam, duy babam, duy babam, duy. Oğlum doğru diyor. Bir zat ben de şahidim. Bu yaştan sonra da sana yalan söyleyecek değilim ya Hasan Ağa. Bacım Allah'ın emrini bilseydi, hiçbir zaman yanlış yolu seçmezdi. Duy babam, duy babam, duy. Kolay kolay kötü yola düşmezdi. Servetin helal olsaydı. Duy babam, duy babam, duy babam, duy. Servetin helal olsaydı. Bu sözlerinde de haklısın oğlum. Sizlere İslam'ı öğretmiş olsalardı kesinlikle bu hatalara düşmezdiniz. Çünkü ana baba çocuklarının çobanıdır. Hiç mi duymadın Hasan Ağa? Buna sebep haram kazancım oldu. Kendisini batakhanede buldu. Babam, duy babam, dur. Neticede tüm servetin yok oldu. Böyle servet düşman başına. Babam, duy babam, duy babam, dur. Böyle servet düşman başına. Babam, duy babam, duy babam, duy. Servetin altının paran nerede? Oğlanların kızın eşin ne halde? Durmadan yığdığın malın nerede? Mülk kiminmiş anladın mı Hasan Ağa? Duyabilsen çocukların ne diyor? Servetine parana lanet ediyor. Duy babam, duy babam, duy. Soğan ile ekmek yeseydim diyor. Hizmetçi de olurdum diyor. Babam, duy babam, duy babam. Hizmetçi de olurdum diyor babam, duy babam, duy babam, duy. Bu suçlamaların tümünü Hasan Ağa'ya yüklemeyelim. Kızım sana söylüyor, gelinim sen de eşit. Günümüzde binlerce Hasan Ağa, Mehmet Ağa, Ahmet Ağalar var. Bu kafaya hizmet edenler, çocuklarınıza helal lokma yedirin.
yedirin ki Hasan Ağa'nın durumuna düşmeyelim. E sen ne dersin Hasan Ağa? Hayırsız servetin olmaz olsaydı, sapık ellerde oyuncak olmazdı. Duy babam, duy babam dur. Sonunda bacım gerçeği anladı, şükür felaketten kurtuldu. Şükür felaketten kurtuldu babam, duy babam, duy babam, duy. Geçmiş olsun kızım, zararın neresinden dönersen kârdır. Allah senin durumuna düşen bütün kızlarımıza da kurtarsın. Hasan Ağa'ya da bu müjdeyi önce ben vermiş oldum. Sen ne olurdun Hasan Ağa? Yıllarca hak yolundan ayrı gezdi. Diskotekler, pavyonlarda eğlendi. Duy babam, duy babam, duy. Rabbim nasip etti yoluna geldi. Şükür felaketten kurtuldu babam, duy babam, duy babam, duy. Şükür felaketten kurtuldu babam, duy babam, duy babam, duy. Şu gerçeği iyi bil ki kızım, bir daha hataya düşmemek şartıyla Yüce Allah Müslüman kullarını mutlaka affeder inşallah. Baban Hasan Ağa da ölmeden önce bu gerçekleri anlayabilseydi. E sen ne ördün Hasan Ağa? Haram mı helal mi hiç düşünmedin. Aileni felakete sürükledin. Duy babam, duy babam, duy. Sonun bir top kefenle kabire girdin. Senin halin dünyaya ibret babam. Duy babam, duy babam, duy. Senin halin dünyaya ibret babam. Duy babam, duy babam, duy. Atalar ne güzel söylemişler. İnsan oğlunun gözünü bir avuç toprak örter. Muhammed aleyhisselam da inananlara buyuruyorlar ki, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bence sadece kendi nefsini düşünenler